sorularımızla başlıyoruz. İlk olarak hastanemizin kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Habib Çil'le başlamak istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum. İzleyenlerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 1976 Adıyaman doğumluyum. Orta öğrenimi Kahramanmaraş'ta bitirdikten sonra 1993 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başladım. 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na kardiyoloji ihtisası için başladım. 2005 yılında kardiyoloji uzmanı oldum. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2009 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 10 yıl Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptım. 2019 yılından beri de Avrasya Hastanesi'nde birlikte çalışıyoruz. Evet, iyi ki aramızdasınız, iyi ki bizlesiniz diyoruz. Hocam hemen sorumu sormak istiyorum size. Kardiyolojideki gelişimlerden bize kısaca bahseder misiniz? Yani kardiyolojinin dünü, bugünü ve yarını desek bize neler söylersiniz? Bunu özetlemek açıkçası çok uzun bir vakit alır ama kısaca özetlemek gerekirse 70'li yıllarda kardiyoloji sadece bir tanı alanında işlev gören bir branş idi. İç hastalıklarının bünyesinde bir bölümdü, nefroloji gibi. 80'li yıllarda yine aynı şekilde tanısal işlev görmeye devam etti. Anjiyografi kısmen ülkemizde de yapılır oldu ama temel işlevi kardiyolojinin yine tanı koymak ve bir takım ilaç tedavilerini başlamak veya ameliyat gereksinimi olan hastaları tespit etmekten ibaretti. 90'lı yıllara geldiğimizde kardiyolojinin artık müdahale yönü ön plana çıkmaya başladı. Anjiyoplasti, balonlarla yapılan anjiyoplasti iyice yaygınlaştı. Ve kardiyoloji bir branş olarak iç hastalıklarından ayrılarak ayrı bir branş halini aldı. 2000'li yıllara geldiğimizde stentlerin devreye girmesiyle koroner damarların problemlerinin tedavisinde eskiye nazaran çok daha önemli roller üstlenmeye başladı. Ve bu her geçen yıl yeni araştırmalar, yeni tıbbi cihazlar ve kardiyologların zaman içerisinde edindiği tecrübelerle işlem ağı giderek genişledi. İşlem türü oldukça genişledi. Ve son 10 yılı da hesaba kattığınızda bunu son 10 yıldır sıkça duyduğumuz, yani kardiyoloji 3 tane koroner damardan ibaret bir alanla uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla periferik damarlar dediğimiz işte şah damarından tutun bacak damarlarına, oradan böbrek damarlarına, hatta bağırsakları besleyen damarlara kadar alanlara müdahale etme imkanına kavuştu. Elbette girişimsel radyoloji, kalp damar cerrahisi, bunlarla ilgili tedavi ayağı yine devam ediyor. Evet. Ama zaman geçtikçe girişimsel kardiyolojinin çok daha ilerlediğini 30 yıllık, 40 yıllık süreçte görmüş olduk. Nereye kadar gideceğini de elbette zaman gösterecek. Peki hocam, size hemen sormak istiyoruz. Bu sorularımız tabii izleyicilerimizden bize gelen sorular. Birçok sorumuz var, onları soruyoruz. Kalp krizi neden olur hocam ve belirtileri nelerdir? İzleyenlerimize bahseder misiniz? Kalp krizinin temel risk faktörleri bellidir ve 5 kalemden oluşur genellikle. Bunlar başta diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyi, hipertansiyon ve ileri yaş şeklinde sıralanır. Ancak dolaylı olarak kalp hastalıklarını artıran bir takım faktörler vardır ki bunlar stres, sedanter yaşam, obezite gibi dolaylı olarak kalp hastalıklarını, damar hastalıklarını artıran faktörlerdir. Kalp krizi dediğimiz şey bir damar üzerindeki plağın çatlaması sonucu damarın yaklaşık 15-20 dakikalık, belki yarım saatlik bir süre içerisinde bir pıhtının oluşması ile aniden tıkanmasıdır ve bu kalp kriziyle sonuçlanır. Bunun belirtisi açıkçası ayırt etmek çok zor değildir. Çünkü hasta öyle bir kıvranıyordur ki bunu yanındaki herhangi bir kişi de fark eder. Ama bizim yapmaya çalıştığımız kardiyologlar olarak diğer branşlardaki hekim arkadaşlarla birlikte amacımız elbette kalp krizi oluşmuş bir hastaya teşhis koymak değil. Bu en son isteyeceğimiz şey. Bizim daha çok uğraş alanımız bu hastaları kalp krizine götüren süreçleri engellemek. Kalp damarında problem
var iken ama henüz şikayetler yok iken bu hastaları tespit edip kalp krizi gelişmeden bu hastaların tedavilerini sağlayabilmek. Öncelikle de teşhisini sağlayabilmek. Onun için kalp krizinin belirtilerinden ziyade kalp hastalığının krizden önceki belirtileri nelerdir? Ona odaklanmakta fayda var. Bu da genellikle efor sırasında oluşan göğüs ağrısı, terleme, çarpıntı gibi. Aslında çoğu kişinin belli bir süre göz ardı edebileceği fakat çok daha kötü senaryoları arkasından getirebilecek şikayetler. Burada bizim hekimler olarak birinci önceliğimiz elbette hastaların hiç hasta olmaması. İkinci önceliğimiz ise krize gelmeden, kriz tablosuna ulaşmadan henüz hafif belirtiler var iken hastaların teşhisinin konması. Bu da kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi polikliniklerinde bizim birinci önceliğimiz. Çünkü kriz geçirmiş bir hastanın acil servise ulaşma oranı %100 değil. Yani bir kısım hastayı acil servise ulaşamadan kaybediyoruz. Bunların bir kısmını hastanede bütün müdahalelere rağmen kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla kriz söz konusu olduğunda en iyi şartlarda bile maalesef kaybımız oluyor. Ve en iyi şartlarda bile tedavi edilen ve hayatta kalan hastaların bir kısmında da ciddi bir kalp hasarı oluyor. Evet hasta hayatta kalıyor, hayatına devam ediyor ama yarım fonksiyonlu bir kalple hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla kalp krizine giden süreci en başından kesmek birinci önceliğimiz olmalı. Evet, bu belirtiler varsa aman dikkat diyoruz, tedbirlerinden bırakmayalım diyoruz. Hocama birazdan döneceğim, daha birçok sorum var Habib hocama soracağım ama şimdi hemen sol tarafında hastanemizin yine başarılı birçok ameliyatını gerçekleştirmiş birçok hastasından hocam, yurt dışından da yurt içinden de birçok hastamızdan da size de birçok teşekkür mesajları geldi. Bu vesileyle de bunları da sizlere iletmiş olalım. Hocam hoş geldiniz diyorum. Profesör Doktor Esat Akıncı, Avrasya Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı ve Bölüm Başkanımız. Kısaca izleyenlerimize kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Başta teveccühleriniz için. Ben Denizli Acıpayam'da doğdum. Orada orta öğretimi tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum ve Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi'nde ihtisasa girdim. Evet. 93 yılında orayı bitirdikten sonra baş asistan olarak kaldım. 97 yılında orada doçent oldum. 98 yılında klinik şefi oldum aynı klinikte. 2005 yılına kadar burada klinik şef olarak çalıştım. Daha sonra da özel sektöre geçiş oldu. 2011 sırasıyla Şafak Hastanesi, Alman Hastanesi gibi Medical Park gibi gruplarda bir süre çalıştıktan sonra 2011 yılında Avrasya grubuyla tanıştık. Evet. Ve ondan sonra yuvamız olan ve de bütün araştırmalarımızın, çabalarımızın merkezi olan Avrasya grubunda hali hazırda büyük bir memnuniyetle hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. İyi ki bizdesiniz diyoruz hocam size de ve hemen ilk sorumu size de yöneltmek istiyorum. Hocam, kardiyolojiden bahsettik. Peki kalp ve damar cerrahisinin gelişim evrelerinden dünü, bugünü ve yarını desek kısaca bize bahsedebilir misiniz? Tabii bu yani çok geniş bir konu. Evet. Şimdi anlatmaya başlasak herhalde Rıza Hocam'la biz birlikte bir saatlerce gelişimi anlatabiliriz ama kısaca söylemek gerekirse kalp cerrahisinin başlangıcı 1900, aslına bakarsan 1900 yılların başına 1800'lerin sonuna da başlar. Evet. Daha öncesinde hatta batıda olmasına rağmen Hristiyan aleminde şöyle bir inanış vardı. Kalbe dokunmak günahtır. Kalbe dikiş atılmaz falan gibi. 1900'lerin yılların başına kadar böyle gidiyordu. Evet. Daha sonra işte kalp yaralanmalarında tamirlerle şeylerle falan başlayan süreçte kalp ameliyatları başladı. Bu kapak ameliyatlarındaki müdahaleler 1930-40'lı yıllarda başladı ameliyatlar. Daha sonra bir Rus cerrah ilk bypass ameliyatını, aslına bakarsanız bir Rus ameliyat Atankalp'te yaptı. Üstelik
göğüs damarını kullanarak 1950'lerde. Daha sonra da kalp akciğer makinesinin bulunmasıyla kalbi durdurularak, durdurulma yöntemiyle yapılan ameliyatlar başladı. Bu da 1950'li yıllara tekabül eder. Daha sonrasında 1960-70'lere kadar böyle biraz yavaş da olsa gelişmeler devam etti. Ama asıl patlama dünyada kalp ameliyatlarında 1980'li yıllardan sonra olmuştur. Daha sonraki yıllarda bütün dünya pratiğinde milyonlarca insan kalp ameliyatı oldu. Evet. Hali hazırda da açık kalp ameliyatı yöntemleriyle, açık kalp ameliyatı demek şu demektir, kalp akciğer makinesi kullanıyorsanız, kalbi durduruyorsanız bu açık kalp ameliyatıdır. Açık kalp ameliyatı yöntemleriyle milyonlarca insan tedavi edildi. Bunun içinde yeni doğan, ilk bir ay içerisinde olan ve doğumsal kalp anomalileri olan, anomalliklere örneğin duyarsınız işte damarlar ters çıkmış, kalbinde delik var, kalbinin bir bölümü yok, doğmuş falan gibi. Bunlardan da çok sayıda insan bu yöntemlerle doğar doğmaz hatta ameliyat edilerek hayata döndürüldü. Döndürülme yöntemleri. Hatta ve şimdi son yıllarda intrauterin ana karnında kalp ameliyatları yapılıyor. Bu gelişmeler bu şekilde devam ederken 90'lı yıllarda örneğin bypass ameliyatları bizim en çok yaptığımız ameliyatlar günlük pratiğimizin yaklaşık olarak %60'ına falan tekabül ediyor. Değil mi Ali Rıza Hocam? Tabii. Bypass ameliyatlarında acaba kalbi durdurmadan yapabilir miyiz düşüncesi ortaya çıktı ve bununla ilgili olarak da o yıllarda başlayan çalışmalar ilerledi. Ve yaklaşık olarak şu anda da bu ameliyatların neredeyse yarısını hiç kalbi durdurmadan yapıyoruz. Evet. Ve hatta yakın gelecekte %100'üne yakınını tamamen bu yöntemle yapma şansımız olacaktır. Diğer bir gelişme alanında daha kozmetik ve daha hastane kalış oranları düşük ve daha kozmetik olması açısından gelişen bir alan bu minimal invaziv cerrahi. Yani bu ne demek? En az kesiyle veyahut da kesisiz yapmak. Girişimleri başladı. Bu da 90'lı yıllarda ki bizim de katkımız çok olmuştur minimal invaziv cerrahi alanında ekip olarak. Koşuyor zamanlarından başlayarak 93'lü yıllar 94'lerde başladık. Evet. Minimal invaziv cerrahiye küçük bir kesi, meme altından yapılan bir kesiyle tek damar ameliyatlarının çoğunu o şekilde yapıyorduk. Hatta dünyada ilk en büyük serilerden bir tanesini American Heart Association'ın bir kongresinde gidip sunduk. O zaman için 200 vakaya yakın vakamız vardı. İlk zaman 90'lı yıllar düşünün. Evet hocam. Yani 96 yılında o da takdirle karşılanmıştı. Daha sonrasında da robotik cerrahi ortaya çıktı. Robotik cerrahi henüz tam genel kullanım ve genel pratiğe geçmiş olmamakla birlikte son derece umut vericidir geleceğe dair. Yani hiç kesi yapmaksızın dört kol girerek, uzaktan kumanda edilerek yapılan ameliyatlar anlamına gelir. Aslına bakarsanız aslı telemanipülatif cerrahidir. Evet. Yani bir robot gidip ameliyatı yapmıyor. Onun bilinmesi lazım. Bu yöntemle de hali hazırda işte kapak ameliyatları, kapalı ameliyatlar falan yapılabilmekte. Ancak henüz daha yeterli güvenlik ve kolaylığa ulaşmış değil, onu söyleyeyim. Dediğiniz gibi ne kadar anlatsak da tabii bunu uzun sürecek bir konu. Şimdilik kısaca en azından bu şekilde bilgi vermiş olmuş olalım. Bir diğer sorumu sormak istiyorum hocam. Bypass'lar dedik. Peki bu bypass ameliyatında
Risk faktörleri nelerdir? İzleyenlerimizin merak ettikleri arasında. Bundan bize kısaca bahseder misiniz? Evet. Bypass ameliyatı tabii ki riskleri olan bir ameliyat. Evet. Başlangıçta biz 1980'lerin sonunda ihtisasa girdiğim zamanlarda bypass ameliyatların mortalitesi neredeyse %20'lere yakındı. Hı hı. Yani bu giren her 10 hastadan yani 4'ü masada kalıyor şeklinde bir şey tekabül eder. Zaman içerisinde hep o zamanlarda riskli ameliyatları yapmaktan çekinilirdi. Evet. Bu riskler de nedir? Örneğin böbrek yetmezliği varsa, örneğin akciğer fonksiyonları düşükse, mesela TOAH hastaları, astım hastaları, onun dışında diğer organ yetmezliklerinde obezite önemli bir faktördü. Mesela ben başladığımda bizim hocamız Cevat Hoca belli bir kilonun üzerinde kesinlikle ameliyatı almazdı. Yani mesela 100 kilo kiloları geldi. Hiç şansınız yoktu ameliyat olmamızın falan. Obezite önemli bir faktördü. Evet. Onun dışında sayabileceğimiz risk faktörleri olarak tabii ileri yaş bir risk faktörüdür. Ancak bütün bunların ötesinde gelişmeler onu gösterdi ki bu risk faktörleri artık ameliyata engel değil. Hali hazırda standart örneğin 45-50 yaşında bir hastayı, erkek hastayı ameliyat ettiğinizde risk neredeyse 100 sıfıra yakın riskle yapıyorsunuz. O noktaya geldi. Evet. Sıfır risk hiçbir zaman versiyon yoktur ama sıfıra yakın bir riskle yapıyorsunuz diyebilirim. Bugünkü Amerika verilerine falan bakacak olursak veya dünya verilerine bakacak olursak ortalama overall mortality dediğimiz yani her şeyin ötesinde yani ameliyat edilenlerin yüzde kaçı kaybediliyor diye bakıldığınızda bugün %2 ile %3 arasındadır. Bizim ülkemizde bu oran bizimkisi gibi gruplara baktığınız zaman aslına bakarsanız çok daha altında. %1'in altındadır. Bunlara hani bir takım risk grubu hastalarda dahil olmak üzere. Evet. Artık işte KOAH var ameliyat etmeyelim demiyoruz. Ameliyat ediyoruz. Örneğin işte kalp akciğer makinesi kullanmadan 4 damar 5 damar atan kalpte ameliyatlar yapabiliyoruz. Kalp akciğer makinesi bu riskleri agrave eden, artıran ve risklerin ameliyat sonrasında problem yaratmasına neden olan en önemli faktörlerden bir tanesi. Kalp akciğer makinesi. Hani bundan da kullanmaktan da kaçınabiliyoruz. Evet. Teknolojilerinde. Ve daha geniş bir hasta grubuna, riskli hasta grubuna, bugün 80-90 yaşında hastalarımız var ameliyat ettiğimiz. 91 yaşında hastamız var bypass ameliyatı olan. Daha önceden bunlar mümkün değildi. Evet, bu gelişen teknolojiler, bilgi, işte beceri gelişmesiyle şeyleri falan noktalara gelinebildi. Öyle söyleyeyim. Teşekkür yani konuşacak ederim. Daha çok şey çok uzun cevaplar verebiliriz ama tabii yayında kısa kısa cevaplarımızla. Evet. Birazdan yine Esat Hocam'a bypass demişken tabii ki bypass hastaları ya da bypass ameliyatı olmuş kişiler olmayı düşünenler hocama birçok soru daha yönelteceğim onların da cevabını alacağız. Ancak şimdi yine bu ekibin en kıymetlilerinden biri yine bypass ameliyatlarında üstün başarılar göstermiş birçok hastanın tedavisinde yer almış. Şimdi hocamı tanımayan yok ama ben yine kısaca kendisinden bahsetmesini isteyeceğim. Profesör Doktor Ali Rıza Caner. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ kısaca olun. Siz de izleyenlerimize kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olasın. 1966 Sivas Divriği mezunuyum. 1991 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Evet. 92'de işte Koşuyor Kalp Hastanesi'ne başladım. Tabi o zaman işte 3-4 yıllık hastanedeyiz herhalde abi. 98'de işte uzman oldum. İşte 2002'de de artık özel sektöre geçtim. 9 yıldır ondan beri de işte Avrasya Hastanesi'ndeyim. Yani tabii Avrasya Hastanesi'nde olmaktan çok mutluyuz.
9 yıl iyi bir süre. Faaliyetten evet. Başhekimimiz, hastanemizin evet. Başhekimi. Şimdi başhekimi, evet. Evet. İyi ki bizlesiniz diyoruz size de hocam. Güzel başarılarınızdan dolayı birçok hastamızdan da sizlere selam ve sevgiler var. Bunlara da iletmiş olalım. Hocam size hemen sorumu yöneltmek istiyorum. İlk sorumla başlıyorum. Kalp kapak hastalığı nedir hocam ve bu hastalık nasıl belirti verir? İzleyenlerimize kısaca bahsedelim. Kapak hastalıkları da bizim kalp ameliyatlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Evet. Üçte bir kısmına tekabül eder. Diyorsunuz kalp kapakları, yani kısaca hemen oluşturacak olarak 4 tane kalp kapağı var. İşte sağ tarafta 2 tane, sol tarafta 2 tane olmak üzere. Evet. Bunların işte bir kısmı açıldayken bir kısmı kapanıyor ve kanın doğru yönde akmasını sağlıyor. Ve geriye doğru kaçmasını engelliyor. Bu kapaklar tabii zaman içerisinde bozulabiliyor. Bir kısmı bunlar doğuştan bir bozukluk olabiliyor. Konjenital kapak hastalıkları dediğimiz. Bunlar geç çok az gözükenler. Bundan 30-40 gün önceleri romatizmal kapak hastalıkları dediğimiz bir bölüm vardı. Çok yaygındı ama son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde nefes sıkıntıları Türkiye'de de son derece azaldı. Ama hala da tek tük de olsa görüyoruz. Bunun yerine romatizmal kapak hastalıklarının yerine artık dejeneratif kapak hastalıkları dediğimiz daha çok ileri yaşa bağlı gelişen kapak hastalıkları yerini aldı. Evet. Özellikle yaş ortalaması arttıkça özellikle ağır kapağı darlığı dediğimiz, ağır tütenöz dediğimiz kapak hastalığı, bu ağır kapaktaki kireçleri yapan gelişen kapak hastalığı çok ön plana çıkmaya başladı. Yine aynı zamanda bu mitral kapak hastalıkları dediğimiz hem doğuştan gelen bir kapak hastalığı bir şekilde var. İşte prolaps dediğimiz, kalpte sarkma dediğimiz durum olabiliyor ve aynı zamanda bu mitral kapak hastalıklarıyla ilgili olarak da iskemik kapak hastalığı dediğimiz işte kalp krizlerine bağlı kalbin fonksiyonunu kaybetmesi ve kapağın tutunduğu yerlerdeki problemlere bağlı olarak işte kapakta yetmezlikler gelişebiliyor. Şu anda en çok gördüğümüz aort tüm dejeneratif kapak hastalığı ve mitral kapağında iskemik hastalığı diyebiliriz. En çok bunları görüyoruz ve bunların da ameliyatlarını çok başarılı bir şekilde yapıyoruz. Mitral ve aort kapağı en çok yoğunda gördüğümüz edinsel yani sonradan olan kapak hastalığı. Özellikle mitral kapak hastalığında tamir seçenekleri çok gelişti. Son yıllarda çok büyük bir kısmı, %90'a yakın yedisi tamir ederek yapıyoruz. Kapağı değiştirmeden yapıyoruz. Özellikle meme altı ameliyatlar, koltuk altı ameliyatlar da çok yaygın bir şekilde yapılıyor evet. Son yıllarda. Özellikle mitral kapak hastalığımız bu hastalıklarda çok ilerlemeler kaydedildi. Biz de yaklaşık değil mi? İstanbul koşulunda 94'te falan ameliyatları yapmaya başladık. Aynı zamanda aort kapak hastalıkları da genelde kapak değişimi şeklinde yapılıyor. Son yıllarda bu aort kapak hastalıkları için TAVI dediğimiz bir yöntem geçti. Kardiyolog arkadaşlarla beraber işte kasıktan gelen anjiyo yöntemiyle kapak değiştirme yöntemleri bunun üzerinde çok çalışılıyor, çok uğraşılıyor. Çünkü yaş ilerledikçe bu aort kapaktaki dejenerasyon ve kireçlenme çok sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu hastalarda genelde ileri yaşlı hastalar oldukları için ameliyat riskleri, açık kalp ameliyat riskleri yüksek olduğundan dolayı bu TAVI dediğimiz transaortik valvüler plastiği yani valvüler implantasyon dediğimiz bir yöntem. Bu hala geliştiriliyor, hala çok üzerinde çalışılan bir konu. Yavaş yavaş daha böyle işte daha minimal invazi dediğimiz yöntemlere doğru gidiyor ama hala ama kapak ameliyatları açık kapak yöntemle hala daha en yaygın bir şekilde yapılıyor. İleriki yıllar ne gösterecek bilmiyoruz bakalım. Peki hocam buradan kapak ameliyatı olmuş hastalarımızda bu ameliyat sonrasında önerileriniz ne olur? Kapak ameliyatlarında biliyorsunuz biz kapağı eğer değiştirmiş isek burada en büyük problem işte özellikle mekanik kapak takmışsak, metal kapak takmışsak bu hastalarda kan sulandırıcı ihtiyacı var. Eğer bu kan sulandırıcıyı düzenli kullanmazlar ise kapak üzerinde pıhtı oturabiliyor ve ciddi problemler yaratabiliyor. Evet. Felçlere sebep olabiliyor ya da kapağın tamamen hareketsiz kalmasına ve acil ameliyatlara kadar gidebiliyor.
Bizim kapak hastalarında en çok gene söylediğimiz doktorla yakın takip, özellikle kumadin dediğimiz bu kalsiyumcu kullanıyorsa aylık kan tahlili, iğneyle test edilmiş testleri yaparak doktoruyla sık ilişkinde olması gerekiyor. Aynı zamanda bizim hastalarımızda, bütün koroner kalp hastalarında olduğu gibi kapak hastalarımızda eğer kilosu varsa kilo vermeden çok tavsiye ediyoruz. Obezite hissedildiğimiz bir şey. Yani en çok tavsiye ettiğimiz bu. Evet, bu önerilere dikkat diyoruz öyleyse. Buradan kapak ameliyatı olmuş hastalarımız varsa ve bizi izliyorlarsa bu önerilere lütfen önem versinler diyelim. Evet, şimdi birazdan Ali Rıza Hocam'la varise de değineceğiz. Ekranlarınızın başında kalın ama şimdi tekrardan doçent doktor Habib Çil hocama dönüyorum ben hemen. Habib hocama sormak istediğimiz sorularımıza devam ediyoruz. Yanımda gerçekten hastanenin 3 tane kıymetli doktoru var. Hangisine sorsam, böyle bir sağıma mı dönsem, soluma mı dönsem gerçekten çok önemli bilgiler vereceğimize inanıyorum bugün izleyenlerimize. Habib hocama sormak istediğim sorum, hocam hastanemizde, Avrasya Hastanesi'nde gerçekleştirdiğiniz girişimsel işlemlerin isimlerinden bize kısaca değinebilir misiniz? En yoğun yaptıklarımızdan başlamak gerekirse, evet, koroner anjiyografi, damarların tıkanıklık düzeylerini tespit ettiğimiz metodun adı. En yoğun yaptığımız işlem koroner anjiyografi. Beraberinde koroner stent ve balon işlemlerini yapıyoruz. Bunların içerisinde tabii standart damar açma işlemleri, stentleme işlemleriyle birlikte yıllar önce tıkanmış damarların açılması. Bu ayrı bir alandır sonuçta. Bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Kalp pilli implantasyon işlemleri, yani gerek 3 odacıklı kalp pili, gerek standart pil, gerekse de şok pili. Evet. Bu 3 türü de implant edebiliyoruz, takabiliyoruz hastalarımıza. Onun dışında periferik damar hastalıklarına yönelik hemen hemen tüm işlemleri yapabiliyoruz. Bunlar neler? Dediğim gibi şah damar tıkanıklıkları, felç geçirmiş hastalar için genellikle başvurduğumuz tedavi şekli. Böbrek arterlerinin tansiyona sebep olan daralmaları veya tıkanmaları, daha çok daralmalar tabii. Onun dışında en yoğun periferik arter hastaları içerisinde yaptığımız bacak damarlarının tıkanması. Özellikle iyileşmeyen ayak yaralarında son derece sık başvurduğumuz tedavilerden birisi. Gelen sorularımız da var bununla ilgili hocam. Peki hocam, şu soruyu sormak istiyoruz. Anjiyo nedir? Anjiyo deyince herkesin aklına hemen kalp anjiyosu geliyor. Sadece akla kalp anjiyosu mu gelmeli? Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Anjiyografi damarla beslenen hemen hemen her organın yapılabilecek bir tetkiki aslında. Göz hekimlerinin retina bölgesini anjiyografiyle değerlendirdiğini biliyoruz. Beyin damarlarını beslemek üzere bizim karotis anjiyografi veya serebral anjiyografi dediğimiz görüntüleme metodumuz var. Bacak damarları, kalp damarları, böbrek damarları, az önce belirttiğim gibi vücudun her organına giden bir damar var ve bu damarla ilgili ulaşabilecek sorunlar var ve bu sorunları tespit etmek için başvurduğumuz bir anjiyografi metodu var. Dolayısıyla anjiyografi damarın görüntülenmesi anlamına gelir ki her organı besleyen de bir damar olduğuna göre, dediğim gibi periferik anjiyografi var, renal anjiyografi var, yani böbrekler için yapılan, beyin damarları için yapılan ve kalp damarları için yapılan, evet, anjiyografiler var. Peki hocam, periferik bacak anjiyo işlemi dedik. Hastanemizde başarıyla bu işlemi yapıyorsunuz ve birçok yerde de bu gerçekleşmeyen bir cerrahi, girişimsel bir işlem. Bize kısaca bundan, bu işlemden bahsedebilir misiniz? Anjiyografi demişken anjiyoplastikten de kısaca iki cümleyle bahsedeyim. Hastalarımız genellikle şöyle derler: anjiyoyla bacak damarım açıldı. Evet. Anjiyoyla kalp damarım açıldı. Elbette biz bu pratik anlatım yönü bu şekilde olduğu için çok itiraz etmiyoruz ama teknik olarak doğru değil. Anjiyografi damar açma metodu değildir. Anjiyoplastik ya da stent müdahalesi ancak bu şekilde damar açılır. Anjiyografide herhangi bir şekilde damar açılmaz. Periferik müdahalelere geldiğimiz zaman, periferik anjiyosunu yaptığımız hastalarda problem tespit ettiğimizde, nasıl kalp damarlarında biz hastalarımızın bir veya birkaç damarında problem var ise bunlara yönelik stent veya balonla tedavi ediyoruz.
bu tedavinin uygun olmadığı hastalarda kalp damar cerrahisine yönlendirip o şekilde tedavi ediliyor. Yani o damar her halükarda bir şekilde açılıyor. Aynı şekilde periferik damarlar için de böyle. Periferik damarlarda tabii hastalığın doğası biraz daha farklı. Kalp krizi dediğimiz bir husus var kalple ilgili. Son derece acil ve ölümcül bir tablo. Neyse ki bacak damarlar için bu çok az rastladığımız bir durum. Elbette aniden tıkanan bir bacak damarı da ayakta gangrene yol açar ki bu kalp krizi neyse ayak içinde aynı anlama gelir. Yani hastamız ayağını tamamen kaybedebilir. Ama çoğunluğu nasıl oluyor derseniz, yürürken oluşan bir bacak ağrısı, bacakta yanma, bacakta kramp gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Bu da sinsi yönünü aslında ortaya koyuyor. Yani bir hastanın ayağında iyileşmeyen bir yara oluşması için geçmesi gereken süre aşağı yukarı 5 ila 10 yıl. En az bu süre boyunca ihmal edilmiş olmalı ki hastanın ayağında bir yara gelişmiş olsun. Elbette yara geliştiğinde aslında gecikmiş bir hastadır. Mümkün olan en kısa sürede tespit edildiği anda, bu hastaların şikayetleri başladığı anda damarların açılması gerekir. Ama ufak bir yarayla başlandığında da tedavi edildiği takdirde elbette hastamızın ayak damarları, parmakları kurtarılabiliyor ve tamamen normal hayatına dönebiliyor. Ama gecikmenin bazen telafisi olmayan zararları olabiliyor. Bazen hastamız geliyor, iki ayak parmağı gangren olmuş. Diğer bölümlerde ödemli ve yara şu anda. Şimdi gangrenin tekrar düzelmesi imkan dahilinde değil. Biz ona hangi tedaviyi uygularsak uygulayalım. Yani kurumuş bir yaprak düşünün. Bunun veya kurumuş bir çiçek düşünün. İstediğiniz kadar sulayın, artık o düzelmez. Dolayısıyla o iki parmağı hastamız kaybediyor. Kalan kısmını kurtarabiliyoruz. Dolayısıyla genellikle sinsi yönünden ötürü bu hastalar çoğunlukla bize geçmiş olarak geliyor. Bize veya kalp damar cerrahisi. Evet. Yani çoğunlukla geçmiş olarak geliyor. Ve bizim hastalarımızdan özellikle talebimiz bu şikayetlerin ilk başladığı andan itibaren. Şimdi bu hastalık kimde daha çok görülüyor? Evet. Kalp hastalığını, biz kalp damar hastalığını 30 yaşında da görebiliyoruz. 30 yaşında kalp krizi geçiren bir hasta görüyoruz. Ama bacak damarları tıkanan hastalara daha ileri yaşlarda rastlıyoruz. Dolayısıyla hastamız diyor ki, ben yaşlanıyorum, dolayısıyla ayağımda bir takım ağrılar hissedebilirim. 40 yıl sigara içtiğini bir kenara koyuyor. Çabuk yoruluyorum, yaşlanma ve sigaranın etkisi şeklinde yorumluyor. Oysa aynı sigaranın damarları tıkayıcı bir etkisi var. Çabuk yorulmasına sebep olabildiği gibi damarı da tıkıyor. Dolayısıyla bilinçli bir değerlendirme gerekiyor. En başta bu değerlendirmeyi hastanın kendisinin yapması gerekiyor. Benim yaşıtım, benim arkadaşım 5 kat merdiveni rahat çıkıyor. Ben çıkamıyorum. 3 kilometre, 5 kilometre rahat yürüyor. Evet. Ben yürüyemiyorum. En önemli ölçü ve aslında teşhise giden yol hastanın kendini değerlendirmesinden geçiyor. Dolayısıyla tedavi ile ilgili geldiğimiz nokta oldukça iyi. Onu özellikle belirtmek isteriz. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar son derece zor, uzun süren ve hastanede daha uzun yatmayı gerektiren müdahaleler söz konusu iken, ister bu anjiyografiyle olsun, ister cerrahiyle olsun, bugün hastalarımızın son derece yaygın problemlerini bugün müdahaleyi yapıp ertesi gün hastayı taburcu etme şeklinde çözebiliyoruz. Elbette bu konfor hastalarımızda şöyle bir yanılgıya yol açmamalı. Bu hastalık basit bir hastalık. Gittim, bir günde tedavi oldum, çıktım. Elbette hastalığın süregen bir özelliği olduğunu bilmeli. Sigaramız devam ediyorsa, yaşam tarzımız devam ediyorsa, o hastalığın birkaç yıl içerisinde tekrar bizi hastaneye getireceğini aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Bizim konforu bir yandan seviyoruz. Hekimler evet. de seviyor, hastalar da seviyor. Evet. Eskiden şu kadar hastanede kalıyorduk, bugün kalmıyoruz. Eskiden şu kadar ağrı çekiyorduk, bugün çekmiyoruz. Bu iyi bir gelişme ama aynı zamanda ne yazık ki hastalarımız ne olacak canım, tıkanırsa giderim, bir gün açtırırım, geri döner gibi bir evet. algıya yol açıyor ki bu büyük bir yanılgı. Çünkü her bir başvuru aslında hastamızın kayıplarının, geri döndürülemez kayıplarının arttığını gösteren bir şey. Ali Rıza Hocam'ın, Esat Hocam'ın da en başından belirttiği gibi bizim hastalıklarımız apandisit ameliyatı gibi, safra kesisi ameliyatı gibi, ameliyatım oldum, ömür boyu bu iş kapandı durumu söz konusu değil bizim evet. hastalıklarımızda. Bizim hastalıklarımız
başladıktan sonra genellikle başlangıcı 20 yıl önceye dayanan, hı-hı, yani bizde hastalık oluştuğunda çoğunlukla 20 yıllık bir geçmişi var. Evet hocam. Sadece biz bugün tespit etmiş oluyoruz. Sonrasında da çoğunlukla devam eden ama uygun yaşam tarzıyla soğutulan, durdurulan ya da yavaşlatılan hastalıklar. Dolayısıyla tamamen ortadan kalkması çok mümkün değil. Bilinçli olmayı gerektiren bir hastalık grubu. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tabii ki kalp ihmale gelmez diyoruz bunun üzerine. Esat hocama hemen dönmek istiyorum ve sorularımıza devam ediyoruz. Hocam az önce bahsettiğiniz çalışan kalpte bypass ameliyatı yapıyoruz diye. Avrasya Hastanesi'nde uygulanan bypass ameliyatı yöntemlerinden bize kısaca bahseder misiniz? Ve bu ameliyat ortalama kaç saat sürer diye merak edenler var. Evet. Avrasya Hastanesi'ndeki daha önceki konuşmamda belirttiğim gibi yine pratiğimizin, kalp cerrahisi pratiğimizin aşağı yukarı %60-70'ini bypass ameliyatları teşkil, evet, ediyor. Ve biz bunların da yaklaşık olarak %50'sini atan kalp yöntemiyle yapıyoruz. Burada yine minimal invaziv yöntemle atan kalpte ameliyatlar yaptık, yapıyoruz, devam, evet, ediyoruz. Yani küçük kesiyle veyahut da meme altı kesiyle de yapıyoruz. Standart bypass ameliyatlarında kullandığımız yöntem, yani çok damar, 4 damar, 5, burada biz 8 damara kadar bypass yaptık. 8'li bypass. Bunlarda genellikle kalbi durdurarak kalp akciğer makinesini hastaya bağlayarak yapıyoruz. Bu yöntem ilk başlarda, yani 1980'lerde kullanılmaya başlandığındaki o teknolojiyle bayağı riskli olan bir yöntemdi. Şimdi gelişen teknolojiyle bu yönteminde artık bu yöntemde ki mor yani sakat kalım ölüm oranları falan oldukça düştü. Evet, çok iyi bir duruma geldik o noktada da. Ancak tabii bu yöntemle yaptığınızda gerek yoğun bakım kalış süreleri ve hastane kalış süreleri bir miktar daha uzayabiliyor. Normalde bir bypass ameliyatını bizim pratiğimizde uygulamamızda bir bypass ameliyatı için hastamızı ameliyat öncesi tetkikler açısından bir gün öncesinde yatırıp gerekli tetkikler, ki bu tetkikler hastalarımızın tümünde akciğer fonksiyonları, böbrek fonksiyonları, diğer organ fonksiyonları, beyin damarlarının, beynin beslenmesi, Doppler ultrasonografiyle bakılarak bunlar yapılıyor. Eğer akciğerler açısından veya başka organlar açısından bir hazırlık gerekiyorsa, gerekli hazırlık sürecini, tedavileri de tamamlandıktan sonra hastalarımızı ameliyat alıyoruz. Ameliyatlar genellikle bu 2 saat ile 8 saat arasında değişir. Ameliyatın boyutuna göre değişiyor. Burada oldukça kompleks, ağır ameliyatları da yapıyoruz. Yani bugün birçok üniversite hastanesinde yapılmayan ameliyatlar burada yapılabiliyor. Bunun içinde büyük anevrizma ameliyatları, endokardit ameliyatları, kalp iltihaplanması ameliyatları, doğumsal kalp hastalıklarına ait ameliyatlar, ki bunlarla ilgili olarak da sağ olsunlar bu konudaki sonuçlarımızın sonucu da yurt dışından da oldukça anlamlı miktarda, evet, hasta gelip bize ameliyat oluyor hali hazırda. Evet, peki hocam az önce dediğiniz yoğun bakım ve servis süreci, bunlar ortalama kaç gün sürüyor bu ameliyat sonrasında? Şöyle, genellikle hastalarımızın %95'i ameliyattan sonra bir gün yoğun bakım yapıyorlar ortalama. 24 saat içerisinde servise çıkabilir duruma geliyorlar. Evet. Serviste de ortalama olarak 4 ya da 5 gün tutuyoruz standart ameliyatlarda. Evet. Daha sonrasında taburcu ediyoruz. Daha sonra birinci haftasında mutlaka bir kontrolümüz var. Birinci ay kontrolümüz var. Altıncı ay kontrolü şeklinde. Yani biz hastaya nüfusumuz alıyoruz. Evet. Hasta ondan sonra mutlaka her türlü sorunca. Biz de. Yani zor hocam da bilir. Evet.
açık kalp ameliyatı yaptığımız hasta bizim nüfusumuza geçmiş gibidir. Artık birçoğunu tanıyoruz zaten ve sürekli takipteler. Evet, evet. Hele son yıllarda biliyorsunuz WhatsApp doktorluğu diye bir şey çıktı. Evet, online muayeneler. Yani ben günde 5-6 tane hastamın sonuçlarını WhatsApp'tan bakıp değerlendirmelerini yapıyoruz. Evet. Sağ olsunlar, onlar da bizi bırakmıyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz buradan hepsine. Peki hocam şunu sormak istiyoruz. Merak edilenlerden birisi de bu. Bypass oldum, tamam bitti. Bypass kesin çözüm değil dediğiniz değil, gibi. Evet. Peki tekrarı hangi durumlarda gerekir bypass'ın? Şöyle, Habib hocam da çok yerinde ve haklı olarak değindiği gibi bu hastalık hani bir apandist hastalığı veyahut da işte bir takım bir kere yapıp top düzelttiğiniz hastalıklar gibi değil. Evet. Bu genetik kökeni olan bir hastalık olması sebebiyle ki Halp hocam da takdir eder %50-60 faktör, %50-60'ı genetik faktör. Bizim uğraştığımız hastalardaki hastalığın temel sebeplerinden bir tanesi. Genetik faktör durduğu sürece ateroskleroz yani damar sertliği devam ediyor. Hasta eğer preoperatif faktörler, ameliyat öncesi faktörler aynen devam ediyorsa, hasta için şartlar devam ediyorsa, o hayat tarzına devam ediyorsa, ameliyattan sonraki süreç de devam ediyor. Hani biz hastaya, hasta için en uzun ve en kalıcı çözümü sağlamaya çalışıyoruz her zaman. Bypass ameliyatları için özellikle mümkün olduğu kadar çok hani o detayı da aslında bir açıklamak istiyorum. Tabii. Bu genellikle bize sorulan sorulardan evet. Bir tanesi taktığınız damarları nereden alıyorsunuz? Göğüsten evet. Mi alıyorsunuz, ayaktan mı alıyorsunuz? Bu ne kadar dayanıyor şeklinde. Evet hocam. Şimdi genellikle son yıllarda, bir özellikle 90'lı yıllardan sonra biz bunu gördük, bu çalışmalar da bunu gösterdi. Göğüs içinde bulunan internal mamaryan arter dediğimiz veyahut da intratorisik arterlerden bir tanesi. Bypass'ta ki dünyada da bypass'ta ilk kullanılan damar budur. Evet. 1950'li yıllarda virüs kullanmıştı. Bu damarın en uzun açık kalan damar olduğu tespit edildi. Kanıtlandı. Yani binlerce hasta üzerindeki şeyden sonra biz evet. Bunu gördük. Bu damardan maalesef vücutta iki tane var. Sağda ve solda. Hı hı. Bir sağdaki, bir soldaki. Evet. Meme altı damarı. Evet. Ve bu damarları kullanma şeyimiz biz başlarda bir tanesini kullanalım, diğerini yedek bırakalım görüşü vardı. Bir de her ikisini birden kullandığımızda öndeki kemik kesildiği için bunun iyileşmesi uzun zaman alıyordu her ikisini kullandığımızda. Hı. O yüzden yıllarca tek damar kullandık. Tek damar kullandık. Geri kalanlar ayaktan safen damar dediğimiz, yani vena safena magna dediğimiz damarın uygun şartlarda çıkartılıp kalbe takılması şeklinde bu ameliyatlar yapıldı. Şimdi bu damarlardan ayaktaki damar kötü mü? Ayaktaki damar kötü değil. Evet. Şöyle, yapılan analizlere göre bugüne kadar ki işte bütün dünyada yapılan ameliyatların sonuçlarına baktığımız zaman genellikle 10 yıllık sonuçlar olarak değerlendiriyoruz. 10 yılda kullanılan internal mamaryan arter, yani göğüs içi damarı kullanılan hastaların yaklaşık olarak %97'sinde bu damar 10 sene sonra açık bulundu. Bulunuyor. Açık evet. Kalıyor. Ayaktan alınan damar içinse bu oran %85 civarında. Bu da yine son derece iyi bir orandır. Ancak yine bu farktan dolayı son yıllarda, son 10-15 yıldır biz mümkün olduğu kadar atar damar takma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle dominant damarlar veyahut da
erken yaşta olan hastalarımızda mutlaka arteriyel atar damarla revaskülerizasyon, bypass ameliyatlarını yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz bu bilgilerden dolayı. Güzel. Da evet, soruyla beraber yine ekstradan daha da güzel bilgiler de sağlamış olduk. Evet, şimdi tekrardan Ali Rıza Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, varis demiştik az önce, izleyenlerimiz var varis konusunda şikayetleri olan ya da bu tedaviyi almış ama belki de sonuç bulamamış. Peki hocam, varis neden olur, belirtileri nelerdir, izleyenlerimize kısaca değinelim. Varis aslında son derece önemli bir konu. Evet. Yani hani bu kalp krizi diyoruz, insanlar ölüyor falan ama evet, belki variste. Varis belki biraz daha popüler olabilir. Çünkü işin içinde bayanlar var. Evet. Maalesef bu bayanlar da biraz daha fazla gözüküyor ve bayanlar biraz daha bu işte muzdarip. Aslında varisler, varis nedir dediğiniz zaman, varis bizim toplar damarlarının görünür hale gelmesi demek aslında. Sağlık açısından aslında çok ciddi problem yaratmazlar genelde varisler. Sadece bazı çok büyük hasta kısmında varis ciddi bir problem yaratabilir sağlık açısından. O da nedir? Venöz yetmezliklerimiz tablo olur ve ayakta işte yaralar çıkar, renk değişikleri yaralar ve iyileşmeyen yaralar ve bu evet, son derece ciddi bir problemdir, ciddi bir sağlık problemidir. Onun dışındaki varisler aslında daha çok estetik kaynaklı varis problemleridir. Bir kısım hastada tabii çok ayakta durmakla ilgili ayakta ağrılar, gece işte krampları gibi problemler de olabilir varis hastalarında. Ama dediğim gibi en çok büyük kısmı estetik problemdir. Özellikle bayanlarda çok sık. Evet. Bayanlar da bu konuda biraz şanssızdır. Çünkü varisin oluşum sebeplerinde bir tanesi genetik faktörlerdir. Diğer faktör de hormonsal faktörlerdir. Özellikle işte hamilelik son derece önemli bir risk faktörüdür varisin artmasında, oluşmasında. Evet. Bu hamilelik dönemindeki olan hormonlar da maalesef olumsuz yönde etkiler varis oluşmasını. Bir de çok ayakta duran meslek hastalığıdır aslında. Çok ayakta duran insanlarda maalesef çok sık gördüğümüz bir problemdir. Ama varisle ilgili son yıllarda da çok gelişmeler var. Özellikle estetik ile ilgili problemlerden dolayı bu konu üzerinde çok çalışmalar ve çok işlemler yapılıyor. Öncelikle büyük ameliyatlar, eskiden çok daha ameliyatlar yapardık. Stiping dediğimiz damarı boydan boya çıkartırdık. Hı hı. Şimdi daha çok daha kısa bir şekilde çıkartıyoruz. O pakeller dediğimiz variz büyük oluşumları ciğer olarak temizliyoruz. Evet. Son yıllarda işte köpük tedavisi dediğimiz yöntemler çıktı. Damarın içine siklorozan madde, yani damarı yakıcı maddeler vererek o damarı görüntüsüz hale getiriyoruz. Radyo frekans dediğimiz yöntemlerle damarın içine girerek o damarı yakarak, bir şekilde büzüştürerek görünmesini ve kanın geriye kaçmasını engelliyoruz. Siklorozterapi dediğimiz yöntemleri daha küçük damarlarda, böyle 1,5-2 milim çapındaki damarlara küçük bir iğneyle girerek o damarı görüntüsüz hale getiriyoruz, iptal ederek. Lazer yöntemiyle dışarıdan hiç işlem yapmadan, damarın içine girmeden dışarıdan o damarı yakarak o damarı görünmez hale getiriyoruz. Yani çok yöntem var. Tedavisi mümkün. Tedavisi tabii ki mümkün. Yani bütün varisler tedavi edilebilir. Ama çok büyük bir kısmı dediğim gibi estetik kaynaklıdır. Evet. Çok az bir kısmı çok sağlık problemi yaratır. Ama her türlü şimdi dediğim gibi sonuçta estetik de olsa bu da önemli bir problemdir ve düzeltilmesi gerekir. Evet diyoruz. Varisle ilgili belirtileriniz varsa, şikayetleriniz varsa tedavi mümkün, Avrasya Hastanesi'ne bekliyoruz diyebiliriz. Ali Rıza Hocam, size pandemi dönemi süreciyle ilgili de bir soru yöneltmek istiyorum. Özellikle izleyenlerimize bu konuda da biz birçok yayınlarda mesajlar verdik. Ama tabii ki şimdi bir kalp damar cerrahı olarak sizin söyleyecekleriniz eminiz ki daha etkilidir. Hocam, bu süreçte kalp sağlığını ihmal etmemeleri için pandemide özellikle kalp hastalarına önerileriniz ne olur? Evet, maalesef bu pandemi bir şok etkisi yaptı. İnsanlarda çok ciddi kötü günler geçirdik.
Maalesef en çok belki de olumsuz etkilenen hastalıklardan bir tanesi de bu kalp hastalıkları. Evet. İki yönde birisi çok olumsuz etkilendi. Birincisi insanlar evlerine hapis kaldılar, spor yapamadılar, kilo aldılar, obezite oranları arttı, tansiyonlar yükseldi, kolesterol yükseldi, şekerler daha kontrolsüz hale geldi. Birinci büyük problem bu sağlık yönünden düşündüğümüz zaman. İkincisi de tabii işte doktora gitmekte bir tereddüt yaşandı. İşte hastaneye gitmeyelim aman gibisinden. Evet. Böylece de Habib Hocam da başta belirtti, çok basit belirtiler eğer önce de tespit edebilirsek kalp krizi geçirmeden önce bu son derece hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Ama hastalar bundan çekindi. İşte göğüs ağrısı var, önemsemedi, gitmedi ama daha sonra da kalp krizi yine maalesef durumuna gelmek zorunda kaldılar. Bu çok olumsuz bir etkiledi. Bir de işte bizim daha önce ameliyat ettiğimiz ya da stent taktığımız hastalar kontrollere gelemediler. Evet. İşte kapak hastaları diyoruz ki mesela ayda bir işte kan tane yaptırması lazım. Onu yaptıramadı. Mesela ondan dolayı problemler yaşadılar oldu. İşte kalp yetmez zorlanlar gelemediler, tedaviler aksadı gibi ciddi problemler oldu. Benim burada tavsiyem pandemiyi inşallah bitireceğiz. Bu aşılar i̇nşallah, geldi. Evet. Aşıyı da bu arada vurgulamak istiyorum. Evet. Aşı, yani çok sosyal medyada çok olumsuz şeyler söyleniyor. Burada bir sağlık çalışan olarak hepimiz burada aşılarımızı yaptırdık. Evet. Aşılar geldiği zaman da aşıların yapılmasını bu arada tavsiye ediyorum. Bu pandemi sürecinde kesinlikle kalp ihmale gelmez. Kalp krizi yerine geliyor ki COVID'den daha ölümcül olabiliyor. Evet. Bu yüzden özellikle göğüs ağrıları, böyle eforla gelen göğüs ağrıları, nefes ağrıları, şikayet olanların hiç ihmal etmemelerini muhakkak kardiyolojiye gözüküp tetkiklerini yaptırmalarını öneriyoruz. Bu son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam bu bilgilerden dolayı da. Ve şimdi tekrardan doçent doktor Habib Çil'e sorumu yöneltmek istiyorum. Hocamın da birazdan bu süreçle ilgili izleyenlerimize mesajını alacağız ama öncesinde sormak istiyoruz. Yine merak edilen sorulardan biri de hastanemizde yaptığımız işlemlerden birisi. Hocam kalp pili kimlere yapılır ve bu işlemden izleyenlere kısaca bahsedelim. Evet, kalp pili konusu oldukça geniş bir konu. Öncelikle onu söylemek lazım. Şimdi kalp pilinin 3 tipi var. Birinci ve en sık kullanılan pil türü, nabzımız düştüğü zaman onu yükseltmeye yönelik taktığımız basit pil. İki kablolu veya tek kablolu olabiliyor. Yaşa göre bu tercihimiz değişebiliyor. Yaşla birlikte şöyle düşünün, bu binanın elektrik sisteminin bir şalteri var. Evet. Ve burada herhangi bir bölgesinde nemden kaynaklanan veya yıpranmadan kaynaklanan bir bozulma olduğunda elektrik akımı kesilebilir. Evet. Aynen onun gibi kalbinde kendine özel bir santrali var ve oradan uyarı geliyor ve nabzımız atmaya başlıyor. Kalbimiz pompalama fonksiyonunu bu şekilde yapıyor. Şayet bu ateşleme sistemi diyebileceğimiz o noktada kireçlenmeye bağlı iletide bir sorun olup yeterince nabız oluşturamadığı takdirde o zaman bizim yapacağımız şey kalbin kendi uyarısı yetersiz geliyor. Yetersiz geldiği anda devreye girmek üzere bir emniyet sübabı mahiyetinde kalbe bir kablo yerleştiriyoruz. Kalp atım konusunda yetersiz kaldığında o ateşleme sistemini devreye sokarak kalbin atımını biz elektrik yoluyla sağlamış oluyoruz. Bu dediğim gibi yıllardır kullanılan, çok eski yıllara dayanan kullanımı bir pil şekli. Bu yaşlılarda gördüğümüz bir durum. Bazen kalp kapağı operasyonlarından sonra yine ileti sisteminin etkilenmesi sonucu bu kalp piline ihtiyaç duyulabiliyor. Bir de kalp krizlerinden sonra ilgili bölüm, o kalbin ateşleme sistemi, santralinin olduğu bölüm beslenemez ise buna bağlı olarak da daha erken yaşlarda rastlayabiliyoruz. Onun dışında geneli 70'li yaşlardan sonra rastladığımız bir durum. Bu nabzı yükseltmek için kullandığımız pil türü. İkinci pil türü ise az önce bahsettik, hani kalp krizi geçirmemesi için tedbirler almamız gerekiyor. Hastaların ve bizim çok bilinçli olmamız gerekiyor diye. İşte bu konuda yetersiz kaldığımız hastalar kalp krizi geçirdi, kalbi zayıfladı.
ya da kalp kapağında problem vardı, yıllarca ihmal edildi, teşhis konamadı, kalbi zayıfladı. Veya bizim önceden öngöremeyeceğimiz miyokardit gibi veya bu COVID hastalığında da görülebiliyor. Yani kalp kasının iltihabı sonucu kalbi zayıfladı, hastamızın kalbi yeterli fonksiyonunu, yeterli pompalama fonksiyonunu sağlayamıyor. Bu hastalarda kullandığımız bir pil türü var. Bu pil, bu hastalarımızın pompalama fonksiyonu zayıf olduğu gibi aniden kalbin durma riski de yüksek bu hastalarda. Ve bu hastalara biz kalbin durması halinde şok vermek üzere bir pil takıyoruz. Bu şok pili diye geçer halk arasında. Ve bu şöyle düşünün, araçlarımızın hava yastığı gibi düşünün. Yani hava yastığımız açıldı ve kullandık diye hiçbir zaman mutlu olmayız. Bu bir kaza anında devreye giren bir durumdur. Bu şok pili aslında kendisini kalp yetmezliği yönünden toparlamış, idare ediyor. Fakat kalbinin ne zaman duracağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Fakat bu risk yüksek. Bu hastalara biz bu şok pilini takıyoruz. Bunu takarken tabii hastalarımıza anlatmakta biraz da zorlanıyoruz işin doğrusu. Sebebi şu, hocam ben kalp yetmezliğim vardı, ilaç verdiniz sağ olun. Ondan sonra rahatladım, nefesim rahat, geziyorum, tozuyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Ben neden pil takacağım diyor. Veya şunu soruyor, diyor ki bu pil kalbimin pompalama gücüne katkıda bulunacak mı? Hayır, katkıda bulunmayacak diyoruz. O zaman ne işe yarayacak? İşe yaradığı husus şu, sen iyi olduğun zamanda bile aniden kalbin durup düşebilirsin diyoruz. Evet. Yani belki yarın, belki 3 yıl sonra, belki 10 yıl sonra, belki de biz bu pili takacağız ama az bir kısımda da olsa hiçbir zaman kullanmayacak aslında. Hiçbir zaman ihtiyaç duymayacak. Ki umarız hiçbirisi duymaz. Evet. Ama düşünün 45-50 yaşında bir hasta düşünün, kalp yetmezliği var, her türlü tedavisi gayet yolunda, yaşantısı yolunda. Ama hiçbir sebep yokken aniden kalbi duruyor. Kalbi durduğunda ne olur? Onu açmakta fayda var. Kalbi durduğunda aslında ölümle eşdeğer bir tablo olur. Yani aslında o hasta ölümle burun burna. Ta ki 5 dakikalık bir süre geçinceye kadar. 5 dakika içerisinde bu hastaya elektroşok yapılıp kalbi normal ritmine çevrilmezse bu hastanın zaten beyin hasarı başlıyor 5 dakikadan sonra. Şöyle düşünün günümüz şartlarında yani İstanbul'un trafiğini biliyoruz. Evet. Ambulansın gelme süresini biliyoruz. Evimizde böyle bir şey, bir hastamızın başına evinde böyle bir şey geldiğinde, evet, yakınının bunu fark etmesi, 112'yi araması, ambulansın oraya ulaşması ve o imkan, o şartlar altında durumu tespit edip şok cihazını kullanması. Yani bunun süresini minimum bile düşünsek bu hasta için ne yazık ki sonuç kaçınılmaz olarak en iyi ihtimalle beyin hasarı, yani ağır beyin hasarından bahsediyorum, bitkisel hayat diye özetleyebiliriz. Dolayısıyla son derece kötü ve travmatik bir süreç. Biz bu hastalarımıza şok pilini takıyoruz. Böyle bir durumda kalbi durduğu zaman, bu yolda yürürken olabilir, uyku da olabilir, evet, herhangi bir şekilde evin içinde geziyorken olabilir. Öyle bir durum yaşadığında şok pili devreye girip elektroşok verir ve hastamız normal ritmine döner. Bu şok verdiği zaman hissettiği şey de ufak bir elektriklenme şeklinde. Dolayısıyla bunu dediğim gibi biraz anlatmakta güçlük çekiyoruz hastalarımıza ama çok önemli ve çok hayati olduğunu biliyoruz. Biz şu örnekleri yaşadık zamanında. Hastamıza pili öneriyoruz. Hastamız tamam hocam diyor, kabul ediyor. Planlıyoruz iki gün sonraya. Arada hastanın başına böyle bir hadise geliyor. Evet. Düşünün bir gün ya da iki gün farklı. Veya üç ay sonra geliyor veya bir yıl sonra geliyor. Ama sonuçta bu riskin yüksek olduğu hastalara öneriyoruz ve bu hastalar bu riskle hep karşı karşıya ve önlemenin tek yolu da şok pili takmak. Çok kısaca üçüncü pil türünde söyleyeyim. Şok piliyle birlikte üç odacıklı pil dediğimiz kalbin kasılmasına katkıda bulunan aynı zamanda. Yani az önce bahsettiğim pil türünün üzerine ilave olarak kalbin pompalama fonksiyonuna da katkıda bulunan üç odacıklı pil dediğimiz pil türü. Bu da kalp yetmezliği hastalarında yine az önce bahsettiğimiz hastalar gibi. Fakat onlarda belli bir özelliğin daha olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Ancak onlarda faydası var çünkü. Onu burada açıklamam biraz zor olur teknik olarak. Yani kalp yetmezliği olacak.
Bir de EKG'sinde bir bozukluk olacak. Adını sol valvo diye ifade edebileceğimiz ama hastalarımızın elbette çok şey değil. Sadece hastalarımızın çok az bir kısmında bulunan bir özellik. Eğer bu özellik varsa 3 odacıklı kalp pili takıyoruz ve hastalarımızın kalbinin pompalama gücüne de katkısı oluyor ki bu %5 bile olsa hastalar hayatında muazzam bir kolaylaşma, rahatlama hissediyor. Dolayısıyla bu da 3. kalp pili türümüz. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki doçent Doktor Habib Çil'in kalp sağlığını ihmal etmemeleri için pandemide kalp hastalarına önerileri ne olur? Öncelikle dilerim ki artık bu soruyu bir daha duymayız. Evet. Yani bir ay, 1,5 ay gibi bir süre içerisinde bu sürecin biteceğini ümit ediyoruz. Öncelikle şu ana kadarki gözlemlerimizi paylaşalım. Covid elbette birçok hastamızı, birçok vatandaşımızın hayatına mal oldu. Covid hastalığı nedeniyle oldu ama şunu gördük. Ne yazık ki kaybımız sadece Covid hastalarıyla sınırlı olmadı. Evet. Sistemi etkilemesinden ötürü, hastalarımızın kısmen bilinçsizliğinden ötürü, kısmen aslında şartlar gereği hekime ulaşmakta zorluk çekmesi neticesinde ya da hastanenin işleyişinin son derece Covid hastaları nedeniyle belli hastalık gruplarında biraz daha geri plana çekilmesi nedeniyle ister istemez dolaylı kayıplarımız da oldu. Evet. Yani Covid hastalığı sadece Covid nedeniyle hastalarımızın hayatına mal olmadı veya sağlığına mal olmadı. Sisteme verdiği zarardan ötürü hastalarımızın hastanelere ve hekimlere ulaşmasında oluşan güçlükler nedeniyle de maalesef pahalı bedeller ödetti bize, öyle söyleyelim. Ve şu süreç tabii iyice gerileyeceğini umuyoruz artık aşıyla birlikte. Bu süreçte elbette şu ana kadar yaşantımız, aldığımız tedbirler neyse, bugün maskeli hastalarımız üstüne bir de siperlik kullanıyor. Evet, kimi hastalarımız. Bu konuda çok titiz olanlar. Biz bunu elbette çok sevinçle karşılıyoruz. Bu konuda artık bilinçlenme noktasında çok bir eksiğimiz kalmadı ama diliyoruz ki pandemi de bitmek üzere tıpkı öncesinde olduğu gibi pandemi sonrasında biz yine belli zaman dilimlerinde kontrollerine devam etmelerini öneriyoruz. Yaşam tarzı değişikliği başından beri diğer Esat Hocam ve Arize Hocam da sürekli vurguladı. Bizim de sürekli vurguladığımız. Yani bizim hastalığımız her zaman hastalarımız için bir milat olmak durumunda. Kalp krizi geçmişse öncesi ve sonrası diye bir çizgi çekmesi gerekiyor. İster pandemi sürecinde olsun, ister sonrasında olsun. Egzersiz, temiz havada yürüyüşler, sağlıklı beslenme, bunlar savaşta da, pandemide de, evet, depremde de her zaman devam etmesi gereken, dikkat etmemiz gereken hususlar. Teşekkür ediyoruz hocam ve Esat Hocam'a dönüyorum. Son sorumu sorarak kendisinin de mesajını alacağız. Hocam, bypass demişken son olarak sorumuzu sormak istiyoruz. Bypass ameliyatı sonrası kişilere nasıl bir yaşam önerirsiniz? Yani en başta, başlarda da söylediğimiz gibi bu damar sertliği hadisesi böyle ameliyat olunca biten bir şey değil. Evet. Dolayısıyla da belli bir yaşın üzerinde kalp ameliyatı olsun olmasın, herkesin yapması gereken veyahut da normal yaşamda yapılması gereken bir takım doğrular burada da geçerli. Bunlar nelerdir? Dengeli, düzenli beslenme. Damar sertliği olan hastalarda, kanıtlanmış bu konuda sağlıkası olan hastaların uymaları gereken belli rejimler var. Hani maalesef bazı meslektaşlarımızın da öne sürdüğü gibi sadece proteinle beslenerek, işte yağla beslenerek veya da sadece karbonhidratla beslenerek olan rejimleri kastetmiyorum burada. Ben burada dengeli ve düzenli beslenme, evet, kilo artışı olmayacak şekilde beslenme, dengeli vitamin alma gibi genel iyi beslenme prensiplerine riayet edilmesi bir. İkincisi hareketli yaşam, hareketsiz kalmamak gerekiyor. Genellikle ben bypass ameliyatı yaptığımız hastalara önerim, örneğin 3. haftadan sonra çıkın,
haftada 5 gün 5 kilometre yürüyün hafif tempolu diyor. Bu yapılacak en iyi egzersizlerden bir tanesi bana göre. Bu işte bilimsel olarak da kanıtlanmış aslında. Bu yeterli. Çok ağır sporlar yapmaya işte bir takım hastalarımız biraz önce Azza Hocam'la birlikte yaptığımız ameliyattaki arkadaşımız hakikaten profesyonel maratoncu oldu. Evet. Dereceler aldı. Bypass'tan sonra. Bunu kastetmiyoruz. Bu şekilde bir hayatının içine egzersizi hareketi yerleştirerek olan bir yaşam biçimi önemli bir noktada uyku. Düzenli uyku. Şöyle yaşlanınca uyku saatleri kısalıyor şeklinde bir şey var. İşte bana 3 saat, 4 saat yetiyor. Yetmiyor aslında. 7 saat uyumak lazım. Zamanında uyumak lazım. Bu da önemli. Damar sertleşmesinden. Haluk Hocam da katılıyor herhalde. Gibi onun dışında sayabileceğimiz ilaçların düzenli kullanılması, şeker çok önemli. Diyabet takibi, hastalarımızın bir kısmı maalesef diyabet takibi konusunda çok duyarlı olmayabiliyorlar ve hatta iyi kontrol edilemeyebiliyor. Şekerin 200 üzerinde, 300 üzerinde bir süre devam eden şeker düzeyleri özellikle bizim ayaktan aldığımız damarlar için en büyük tehdittir. Safenler, safen damarları mesela 6 ay, 1 sene çok yüksek şeker durumunda çoğu tıkanıyor maalesef. Evet. O sebepten bypass ameliyatı olmayanlara göre bu konuda daha da hassas olmaları gerekiyor. Onun dışında söyleyebileceğim, belki de söyleyecek daha çok önemlilerinden. Bu vesileyle de hem bypass hastalarına nasıl bir yaşam önerirsiniz derken hem de pandemide de kalp hastalarına mesajları vermiş oldunuz. Bir kere mutlaka aşı olsunlar. Yani aşı çok önemli. Özellikle bypass ameliyatı veyahut da kalp ameliyatı olan hastalarımız maalesef aslına bakarsanız çok risk grubu sayılmayabilir ama evet. Normal hayatlarına devam ediyor birçoğu. Ama mutlaka aşı olmaları gerekiyor. Her şeyden önce onu söylüyorum. Onun ötesinde de ameliyat olması gereken ve pandemi nedeniyle ameliyatlarını erteleyen, evet, olmayan hastalarımız var. Bizim de takip ettiğimiz ama benim genellikle işte biz pandeminin başlangıcından beri başlangıçta acil ameliyatlar olmak üzere daha sonrasında yarı elektif ameliyatlar ve elektif ameliyatlar olarak giden süreçte bu pandemi sürecinde COVID'den dolayı ameliyat ettiğimiz hastalarda hiçbir problem yaşamadık. Evet. Yaklaşık 100'ün üzerinde yaptık, ameliyat yaptık. Hiçbir tanesinde COVID ile ilgili sorun yaşanmadı. Bir de bizim hastanenin özelinde de bu konuda hastanenin yapısal özelliklerinden dolayı çok ayrı bir izolasyon sistemimiz var. COVID hastalarıyla bizim pratik yaptığımız, ameliyat yaptığımız veyahut da kliniklerimiz, ameliyathanelerimiz, yoğun bakımlarımızın hiçbir bağlantısı, iletisi yok. O anlamda son derece güvenli bir yer. Bunu da zaten sonuçlarımız da gösteriyor. Ameliyat, yani ben öneriyorum hiç zaman kaybetmesinler. Evet. Çünkü bu süreçte bir takım, örneğin 3 damar hastası, koroner kalp hastası bir hasta evde beklerken Allah korusun kaybedebiliyoruz. Doğru hocam. Çünkü kalp ve damar hastalıkların bugün dünyadaki en önemli ölüm sebebidir. Gerçi COVID onu biraz daha geçti ama değil mi abi hocam? Yani bir o kadar da insanı kalp ve damar hastalıklarından kaybediyoruz. Yani ameliyat olmaktan çekinmemek lazım, korkmamak lazım bu süreçte. Teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli hocamız Profesör Doktor Esat Akıncı, Profesör Doktor Ali Rıza Cener ve Doçent Doktor Habib Çile bugünkü yayınımıza göstermiş oldukları katkılardan, katılımlardan dolayı
Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ekranların başında bizi izleyen, burada ameliyat olan hasta ve hasta yakınlarımızın teşekkür mesajları varmış. Tekrardan onlara buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet, hocalarımın da dediği gibi kalp ihmale gelmiyor. Lütfen bu konuda tedbirlerinizi alın diyoruz. Biz 7/24 hastanemizde bu süreçte hizmet veriyoruz diyoruz. Sizler de değerli hocalarımdan ve tüm branşlarımızdan randevu alabilirsiniz. 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezimiz ya da online randevu hizmetimizden bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Kalbinizi bize emanet edebilirsiniz, bize güvenebilirsiniz diyoruz. Herkese sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.